Beni uzun zamandır takip edenleriniz biliyor. Tesla portföyümün en büyük parçasını oluşturuyor ve bugün Tesla ile ilgili çok iyi bir haber geldi. Normalde Wall Street yatırımcıları, analistleri Tesla'nın bir teknoloji şirketi olmasından ziyade bir otomobil şirketi olması odaklanırlar hep. Ve işte Tesla fiyat indirimleri yapınca kar marjı daralıyor, diğer otomobil şirketlerine benziyor, değerleme aşağı gitmeli derler. Ama bir tane enteresan Wall Street analisti var. Morgan Stanley'in Adam Jones'u. Adam Jones çok uzun zamandır Tesla'yı ve mobiliteyi takip ediyor ve onun yazdığı 40 sayfalık olağanüstü bir rapor var. Tesla'nın bir teknoloji şirketi olduğunu konfirme eden ise senedi şu anda erken pazarda bundan dolayı yukarıya doğru epey güçlü hareket ediyor. Peki ne demiş Morgan Stanley ve Adam Jones raporunda? Gelin ona bakalım şimdi. Önceki rakamlar Morgan Stanley Tesla hisse senedi hedef fiyatını 250 dolardan 400 dolara yükseltti ve top pick yani en önemli seçimimiz olarak ortaya koydu. Ayrıca bullish case'de yani boğa durumunda 550 dolara kadar da hedefin gidebileceğini söylüyor sadece bir yıl içerisinde. O yüzden Tesla yatırımcıları için gayet mutlu bir gün tabi Morgan Stanley gibi önemli bir kuruluştan böyle bir yorumun gelmesi. Peki hisse senedi değerindeki bu hedef yükseltmeyi nasıl açıklıyor Morgan Stanley? Raporun birkaç detayını bakalım. 40 sayfalık uzun bir rapor bu ama bazı sayfaları hakikaten çok önemli. Raporun başlangıcı çok çarpıcı. Diyor ki biz Tesla'da bir Amazon'a dönüşme potansiyeli görüyoruz. Amazon'un biliyorsunuz şu anda gelirlerin %70'i Amazon Web servisinden yani bulut tarafındaki dijital hizmetlerden geliyor. Tesla'da da benzer bir şey yaşanabilir ve bu durumda Amazon'un EBITA'sı gibi bir EBITA'ya ulaşabilir. Neden? Dojo sayesinde. Dojo nedir? Dojo Tesla'nın merkezinde bulunan süper bilgisayarı. Bu süper bilgisayar daha evvel şu videomda anlatmıştım. Otomobillerden gelen veriyi değerlendiren ve otonom sürüş yazılımını kendi kendine geliştiren müthiş bir mekanizma ve burada Tesla'nın kendi geliştirdiği çipler var. Tesla burada kendi çiplerini geliştiriyor. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi Nvidia tarafından gelen çip sayısı yetersiz. Elon Musk son toplantısında da bundan bahsetmişti. Artı Nvidia'nın biliyorsunuz kar marjı çok yüksek. Belki burada çip bazında bir %60'lık tasarrufa gitme ihtimali var. Ayrıca Nvidia'nın çipleri her amaç için tasarlanmış çipler. Oysa Tesla çipleri sadece otonom sürüşe uzmanlaşmış, görüntüden yorum yapma konusunda kitlenmiş. Bundan dolayı da süper verimlilik ve süper hızı sağlayan çok önemli tasarımlar. Raporun bu sayfasında uzunca Dojo'nun ne olduğunu anlatıyor ama kabaca kendine ait tasarım D1 çipler var. Bunlara 25 tanesi bir araya geldiğinde bir eğitim katmanı dönüşüyor. Bunlardan 6 tanesi bir araya geldiğinde bir sisteme dönüşüyor. Bunlardan 2 tanesi bir araya geldiğinde kabinete, onlardan 10 tanesi bir araya geldiğinde de Exa Pod'a dönüşüyor ve bunlar dünyanın en güçlü bilgisayarlar arasında yer alıyor. Dojo 5 yıldır Tesla'nın üzerine çalıştığı bir proje adım adım devreye giriyor. Bu yılda oldukça hızlanmış durumda. Zaten bunun Tesla'nın otonom sürüş gelişim hızına yansıdığını görüyoruz. Neden? Morgan Stanley diyor ki biz çok sayıda yapay zeka analistiyle beraber çalıştık ve gördük ki yapay zeka eğitim süreci burada çok hızlanıyor. Aylardan haftalara iniyor. Sistemin hızı artıyor. 4,5 kata yakın bir artış var hızla diyor. Etiketleme yani kameranın gördüğü şeyleri tanıyıp onlara bir isim vermesi ve yorumlaması bu konuda 3.2 kat daha hızlı diyor Dojo Nvidia çiplerinden. Bu içeride epey bir maliyet tasarrufuna neden oluyor. 6 katlık bir maliyet tasarrufu öngörüyor burada. Daha az karbon emisyonu yaratacak bu diyor. Aşağı yukarı 5 kat civarında daha az karbon emisyonu yaratır. Performans genelde baktığımızda 4 kat daha iyi performans. Performans bölü watt yani enerji kullanım verimine baktığımızda da 1.3 kat daha iyi performans var diyor. Adam Jones analizinin bu bölümünde bu Dojo gelişiminin testi nerede faydalı olacağını iki ayrı açıdan koymuş. Bir tanesi klasik otomobil işine nasıl katkısı olacak diye. Bu sayede şirket daha yüksek fiyata ürünler satabilir diyor. Yazılımı biliyorsunuz 12 bin dolara satıyor şu an otonom sürüş yazılımını. Bu satışlarını artacaktır. Karlarını artacaktır. Daha iyi fiyatlar ürün satacaklar. Ayrıca Doja sayesinde yollardan çok bilgi toplandığı için arabanın tasarımı da gelişecektir. Arabanın tasarımı geliştikçe üretim kapasitesini daha iyi kullanacaklar. Bundan dolayı da maliyetleri gittikçe geriye doğru çekecekler. Bu Tesla'ya bir katkı. İkinci faydası da yazılımı bir hizmet olarak satabilme. Software as a Service'den geliyor. Bu platformu yani Dojo'da geliştirdiği çözümleri başka otomobil firmaları veyahut da bambaşka alanlardaki firmalar alabilir. Çünkü unutmayın Dojo'nun uzmanlaştığı asıl konu dünyayı kameralar aracılığıyla görüp yorumlamak ve bu konudaki hizmetlerine pek çok firmanın ihtiyaç duyacağına inanıyor Morgan Stanley. Bunun aynı zamanda tüketicinin de asla testayı terk etmemesi için temel bir neden olacağını ve bu Bundan dolayı Tesla müşteri ilişkisi derinleşeceğini düşünüyor. Çok güzel bir slide hazırlamışlar. Dojo'nun neleri değiştiğine dair before Dojo, after Dojo. Yani Dojo öncesi, Dojo sonrası. Bir kere hedeflediği pazar genişliyor diyor. Eskiden sadece otomotiv pazarına oynuyordu. Şimdi multi industry yani birden çok endüstriye hizmet verebilir diyor. Yapay zeka eğitimi aylardan haftalara inecek diyor. CapEx yani capital expenditure yani sermaye yatırımları azalacak diyor. Neden? Çünkü daha az mikroçiple daha küçük bilgisayarlarla bu işi yapabilir hale gelecek. Enerji tüketiminde ciddi tasarruf olacak ve bir yandan da veri işleme artık bir maliyet unsuru olmaktan ziyade bir gelir kalemine dönüşebilir diyor. Niye? Çünkü başka firmaların gelip Tesla'dan kaydettikleri görüntüyü işlemesi konusunda destek isteyebileceğini, bunun da artık Tesla'ya yeni bir ciro kaynağı yaratabileceğini iddia ediyor. Burada da biraz önceki slide'in biraz büyütülmüş hali daha net görün diye otomobil tarafındaki gelişmeler ve software as a service tarafındaki gelişmeler. Peki Tesla bu konuda avantajlı mı? çok avantajlı buluyor Tesla'yı. Çünkü birincisi Tesla'nın biliyorsunuz yollarda şu anda 5 milyona yakın aracı var. Bunlardan 400 bininde tam otonom sürüş yazılımı yani FSD kurulmuş durumda. Deli gibi veri topluyorlar buradan. İkincisi yapay zeka konusunda top talent'a yani en başarılı insanlara sahip diyor. Çok doğru bir tespit bu da. Üçüncüsü donanım ve yazılımın ikisine birden sahip olduğu için dikey entegrasyon yapabiliyor diyor. Biliyorsunuz diğer otomobil firmaları da otonom sürüşle ilgililer ama onlar gidip bir yerden mesela Mobileye'den çözümler satın almak zorunda kalıyorlar. Bu zaman da Apple'la Android tabanlı cihazlar arasındaki çekişmeye benzetebilirsiniz. Apple Apple dikeyde hem yazılım hem donanıma tam hakim olduğu için müthiş iyi müşteri deneyimi sunuyordu. Şimdi Android cihazı arayı kapattılar ama Apple onun çok ekmeğini de açıkçası. Sonsuz sermaye erişimi var diyor. Yani Tesla'nın zaten bilançosu çok kuvvetli. Borcu yok, nakitli bol ama bir yandan da istediği kadar da sermaye erişebilir diyor. Ve diyor ki otonom sürüş en zorlu yapay zeka problemlerinden bir tanesidir. Çünkü otomobillerin çok kritik anlarda çok kısa sürede çok hayati kararları yapay zeka ile otonom olarak vermeleri gerekir. Tesla bunu başarabiliyorsa bu hizmeti bu ürünü bambaşka alanlara taşıması mümkündür diyor. Burada detaylı da bir hesaplama yapmış bunun gelirleri nasıl artacağına dair ve entesan şekilde aslında üçüncü partilere lisanslama hizmetini gelirlere çok da fazla eklememiş. Şimdilik daha ziyade Tesla'nın kendi içindeki faydanın üzerine durduk diyor. Ama önümüzdeki dönemde bu hizmetleri başkana sattıkça buradan da ciddi gelirler elde edecektir diyor. Ve tekrar diyorum... Tesla hisse senediyle ilgili hedef fiyatını 250 dolardan 400 dolara çeviriyor. Overweight diyor. Yani portföyünüze çok yer vermeniz gerekir diyor. Daha evvel equal weight'ti. Eşit işte ağırlıklı diye bakıyorlardı. Bir yandan da buluş gençleri 550 dolarlık bir fiyat hedefini önümüze koyuyor. Tesla buraya bir yılda erişebilir diyor. Bütün bu gürültüyü bir kenara bırakalım. İlk defa bir Wall Street analisti Tesla'nın ne olduğunu anlamış durumda. Diğer Wall Street analistlerin çok büyük bölümü Tesla'yı bir otomobil şirketi gibi görüp onun dar dünyasına her şeye bakıyorlardı. Adam Jones ise meselenin genişliğini anlamış durumda. Yapay zeka neler getirebileceğini ve bundan dolayı da ben bu rapora gerçekten çok saygı duyuyorum. Elbette bunun değerlemeye etkisi hangi hızlı olur vesaire bir sürü kritere bağlı acelemiz yok. Yavaş yavaş ben Tesla toplamaya hep devam ediyorum. Çünkü Adam Johnson gördüklerini ben çok uzun zamandır görüyorum. Aslında benim gibi Tesla fanatiklerinin çok büyük bölümü de çok uzun zamandır görüyor. Diğerleri hala Tesla'nın arabaları çok şık değil hocam. BMW daha şık arabalar yapıyor türü inanılmaz derecede geçen yüzyıldan kalmış yorumlarda bulunuyorlar. Oysa Tesla aslında otomobilin temel işletim sistemine dönüşmek konusunda muazzam yol alıyor. İleride göreceksiniz nasıl şu anda pil tarafında Ford gibi, General Motors gibi, Rivian gibi, Fisker gibi, Honda gibi pek çok şirket hatta Mercedes gibi pek çok şirket Tesla'nın şarj sistemine adapte oldular. Onu kullanmaya karar verdiler. Standart olarak kabul ettiler. Otonom sürüş tarafında da tıpa tıp bu olacak. Diğer markaların hepsi yok olacak demek iddialı olur ama pek çoğu var oldukları sürece Tesla'ya para kazandıracaklar. Tıpkı pek çok markanın Google'un Android'ine hep para kazandırıyor olması gibi. Bu yönde müthiş bir rapor, müthiş detaylar var. Ekranlardan istediğiniz bölümü kendiniz de okuyabilirsiniz.